Lan! Lan! Kafamı kesti herif. Kafam gitti lan. Efsane Cihat Başlar modunun 8. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi hemen moda girer girmez direkt şu Lichina Miferi Kıpçak maskesini alarak, Kıpçak kaskını alarak ve 57 baş zırhına etkisi var. Bunu alarak bölümümüze başlıyoruz. Geçen bölümde söz verdiğim gibi ne yapıyoruz abi? Malatya'yı haydutlar ele geçirdi. Biz de Malatya'ya gidiyoruz ve Malatya'yı haydutlardan kurtarıyoruz. Bu arada sordum. Birkaç tane soru vardı. Mesela Türkan'ı diye bir arkadaşımız şey demiş. Moğollara bulaş. Heyecanlı olur demiş. Moğollara bulaşacağım. Onda sıkıntı yok. Ama önce şu çevremizdeki etkilerden bir kurtulmamız lazım Selçuklu olarak. Onun dışında Buğra kardeşim de bu bizim hani atla yavaş gidiyoruz ya abi. Onun etkisinin bildiğimize çok fazla piyade olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Hani piyade olduğu için o kadar yavaş gidiyoruz dedi. Ve karakter kısmından, o özelliğimiz geliştirdiğimiz kısmından yön bulmaydı galiba. Yön bulma özelliğini artırınca haritadaki hızımız artıyor. Onları yapmam gerekiyormuş. 30 tane daha haydut var. Ve burayı da Selçuklu toprağını, Türk toprağını haydutlardan burayı koruyacağız abi. Ne yapıyorsun lan? Ay Türk atı. Türk atına niye vurdum ben? Gençler gelin ya. Ya da hücum. Böyle bir ortamda nasıl taktik yapacaksam. Dur. Has adamlarımı alayım abi. Has adamlar beni takip edin. Birlikte hareket edeceğiz. Ben gidene kadar bizimkiler savaşı bitirecek. Neyse bizimkiler beni takip etmesin, hücum etsin ya. Çık 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 çık. Gel gel. Bak girer girmez harcukları alıyorum ya. Mükemmel bir insanım. Mükemmel bir Gökdoğan'ım ben. Çık. Gençler tamam. Has adamsınız da yani bir rahat bırakın da. Çiftçi ölmedi değil mi? Kimse ölmedi değil mi? Çok güzel bir abi bak. Çiftçimizi köylümüze. Tamam sakin. Çiftçimizi köylümüze falan hiç zarar vermeden kurtardık. Sadece bizde 3 tane yaralı var. 3 tane yaralı da sağlam adamlar ha. Tabii ki kabul etmeyeceğim. Gönüllü isteyeceğim. 52 mi? 52 tane adam geldi lan. 52 tane Selçuklu hocamız geldi. 244 kişi olduk. Abi şu an efsaneyiz. Harbi diyorum şu an efsaneyiz. Şu an görevlerimize bir bakalım. Şu sığırı mırı götürmeyeceğim abi. Umurumda değil artık. Eskişehir'den vergi toplayacağım. Onun dışında bir kralı diğerine saldırması için kışkırtacağım. Yani Abbasilere bulaşacağız. Tam Abbasilere bulaşalım o zaman. En son geçen bölümde bayağı savaş yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şu bölgede devasa savaşlar olmuştu. Aynen. Lan Haşhaşi. Haşhaşi çabuk lan. Abi şu El Kayyum'a saldırayım be. Gel lan buraya. 5.1 ile gidiyor pezevenk. 24.2. Abi şunu yakalarsak var efsane olur. Aynen aynen kardeşim aynen. Siz de girin gençler, siz de girin. Sen de gir. Heh. İşte savaş dedim böyle olur be. Dosta yardım et. 257 askerim onların 100 askerine karşı. Güzel lan video direkt savaşla başladı. Gençler takip edin beni. Hurra'a girmiyoruz. Hurra'a girmiyoruz. Sakın bak. Buraya gelin abi. Bak geri zekalar bize karşı şey yapıyor. Ya da yakın durun anne açılmayın ya. Yanıma gelin lan. Burada dursun herkes. Ondan sonra has adamımı alacağım. Bir de atlıları alacağım. Ben kendim saldıracağım. Ama önce herkes bir dursun olduğu yerde. Hayda. Oğlum nasıl yardım edeceğim şimdi sana ya. Sıkıştın orada. Neyse ben Emre'den geldiğince şey yapacağım. Bizimkiler olduğu yerde kalsın. Bu arada açılma mevzusuyla ilgili de bir tane arkadaş şey dedi. Hani sen sürekli açıyorsun adamları ama ne oluyor lan? Onlar tek kalıyor dedi hani. Adamlar geldiği zaman direkt ölüyorlar dedi. Ben de o yüzden yakın dur dedim. Atlar hücum etsin. Has adam da hücum etsin. Oğlum piyadeleri ben görmedim ha karanlıkta. Hayda şimdi. Tamam ya çok sıkıntı. Ulan gel buraya. Gel lan. Ulan şerefsiz, ulan şerefsiz. Nasıl alırsın beni ya? Oo, Feda'yı bizimkinin kafasını kesmiş lan. Çık bir daha gir. Canımı fulluyorum gençler. Sıkıntı olmaz inşallah. Daha zevkli bir savaş için canımı fullemeliyim. Aynen, aynen. Gelin gençler, gelin, 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 gelin. Okçular yerini korusun, piyaller de yerini korusun. Biz atlılar olarak biraz daha böyle oynayacağız onlarla. Kaç tane atlım var lan benim? 13 tane atlı var. Bu konumda kalsın o atlılar. Geri kalanlar beni takip eder zaten. Abi
Heriflerin atlarına laf ettik ama atları da sağlanmış bak, fedailerin. Bayağı sıkıntılı pezemekler. Bizim piyaller orada pert olacak ha. Gençler hücum. Hücum. Bizim piyaller pert olacak. Ayde. Vuramadık ya, gel. Kes kafasını, kes. Tamam, bizim atlılarla alacağız bu sefer. Abi karanlık ya, çok zor görülüyor yani. Bak gündüz olsa meydan savaşında bunlar pert olmuştu bize karşı. Bizim atlar çok sağlam çünkü. Gel lan, gel şerefsiz. Okçuluğu unutmuşuz anasını, video bölümü çekmeden. Gel abi, işte bu. Öldü mü o? Hele gel, hele gel. Tamam, kaç kişi? 22 kişi almışız. Hatta artıyor da sürekli. Abi biraz önce kafasını kesti ya bizim Selçuk Üstübaşısı'nın. Çok içime oturdu, o yüzden alayını paramparça edeceğiz. Gram acıma yok yani. Gram. Gram acıma yok, kafa keseceğim. Haydi. Hepinizi kendi ellerimle geberteceğim. Lan. Kafamı kesterim. Kafam gitti lan. Lan. Bak benimkiler nasıl intikam oluyor. Baksana bak, bu teker teker. Ulan kafamı kesti herif ya. Ama benimkiler nasıl gaza geldi. Alayına gidiyor bak. Diyor ki ananı s**ti mi çocuğu, sen Gökdoğan'ın kafasını nasıl alırsın. Şunu öldürün bak. Şu kahpeyi öldürün. Ulan kafamı aldı ya. Kafamı kopardı kahpeler. Ama bizimkiler benden sonra açıldı bir. Bir kendine geldi dedi. Ne oluyor ananı s**ti. Bak bizimkinin kafası gitti. Ya şunu anlamadım ben. Tamam eyvallah. Ama... benim kafa kesildi. Ben şimdi bayılmış olarak kabul ediliyorum yani. Kafalar yerlerde uçuyor. Benim kafam nerede? Benim kafamı bulun ya. Bak nasıl bir insansam, nasıl bir Gökdoğan'sam artık. Yaralanıyorum. Kafam kopuyor mu? Yaralanıyorum. Herkes böyle olamaz. Herkes de kimse böyle olamaz. Yapacak bir şey yok. Kafamız koptuysa madem dinlenelim. Kafam geri gelsin falan, dikilsin. Lan harbiden keşke hani modu yapımcıları bu ana karakterin ya da nasıl diyeyim, hani paşlar maçlar hiç ölmüyor ya, hep yaralanıyor ya. Ya da bir hani kendi karakterimiz falan. Onun kafa kesilme olayını kapatsalardı güzel olurdu. Oyma gir abi. Şimdi sıra Ertuğrul Gazi ordumuza almakta. Hepsini orduma katacağım. Selamun aleyküm. Kayo ormanındayız. Kayo obasındayız. Ve yiğit alplerle yolumuza devam edeceğiz bakalım. Onlar da tabii bizi kabul ederlerse. Abi çok güzel yapmışlar be. Hani versiyon 2'nin belki de en güzel olayı bu kayı oyma. Bak bayrağın sallanışı bile efsane. Süleyman Şah'ım. Bu kişi meşgul yönelen Yusuf Ak'tan kaçayım. Sen mi diyorsun, ben mi diyorum olayı? Gündoğdu Bey. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey alamıyorduk lan, doğru. Alpleri alabiliyorduk. Turgut. Sen yiğit bir alpe benziyorsun. Allah elimizden her şey gelir. Bildirmesin gibi yiğitler ihtiyacıma bana katılmak ister misiniz? Ha? Benim emrimde misiniz? Hemen mi lan? Ne oldu, bunlar bir bildiğime geldi mi? Altta yazmadı bildiğine katıldı falan diye. Ulan aldım lan. Vallahi aldım ha. Ekipmana bakayım mı? Oo, Turgut Alp'te cidden şey var. Balta malta var. Dur eline de benden bir tane eldiven hadi. Abi sen sağlamsın ya. Eline beline kuvvet. Başka? Doğan 5. Aa dur. Bunları da iki tane şey yapalım. Sınıfları ne olsun bunların? Atsız 4 yap. Grubu yeni adlandır. Alpler diyeyim. Alpler diye yeni bir birlik oluşturuyoruz. Bunu da alpler kısmına ekledik. Tamam. Alplere bir de at versek ya, değil mi? At verelim onlara. Hemen nereden abi? Kayseri'ye gidelim. Ha, Kayseri değil, Diyarbakır'a gidelim. Bir arkadaşımız Diyarbakır şehrini gösterir misin demiş. Tabii ki gösteririm. Hani siz istediğiniz şehri istediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Ben de bakarım yani, incelerim onu. Da maşallah ebesinin nikahında şehre bak. Şimdi yapacağımız şey şu abi. At tüccana gideceğiz. Oradan alplerimize atlar alacağız, güzel güzel atlar. Sürekli arkadaşlar şey diyor, hile yap diyor, baya hile yap diyen var. Hani baya sağlam birlik oluştur, öyle yolunda devam et, sonra hile yapma zevki bozulur diyenler de var. Şimdi şöyle yapacağım, alplerime at yapmak için, at almak için bir hile basacağım ama şey yapacağım, zaten biliyorsunuz hile falan sevmiyorum. Sadece o atları almak için bir
para basarız. Onun dışında bir şey yapmayız zaten. Diyarbakır şehri bu şekilde işte. Abi her şehri çok detaylı yapmışlar hani. Adamlar her yeri detaylı yapmış ya. Ya süper. Adamsınız siz. Ne diyeyim ki? Alplerimize oğlum bir dakika. Canlı Türk atı. 50-48-19. Abi bunu kendime alayım ben. Gençler biraz para basıyorum hani. Sonuçta atı harcayacağız. Şu Türk atını bizimkilerden birine verin. Bir tane daha alayım abi. Ağır Selçuklu Kaan atı. Vay anasını. O kadar ağıra mağara gerek yok ya. Şöyle eşkıya atı alayım. Bizim alplere iyi gider yani. Onun dışına bak yine silahlara falan bakalım bir ya. Dengeli bayrak bilmem nesi. Dengeli Türk kılıcı. Yani ki tavlanmış Türk kılıcı. Güzel abi. Balta alsam mı lan? Harbi balta. Biraz da balta kullanayım. Tamam şimdi bizimkilerin yanına gidelim. Ama ondan önce Han'a gidelim. Han'da alabileceğimiz askerleri alalım. Çünkü artık sert savaşlar sağlam şekilde başlıyor. Geçen bölümlerde gördüğünüz gibi bayağı sağlam savaşlar yapıyoruz. Sen kimsin Selçuk vatandaşı? Kiralık kılıç. Al abi bu 6 tane bundan al ne olacak? Sarezenye'yi bilmem ne. Pala. Bu Doğan Alp miydi lan? Palası 32. Abi 32k değil. Al bak tavlanmış Türk kılıcı sen bunu. Ama sen bunu alasan ben. Benim kılıç gidiyor. Gerçekçi olsun ya hani. Dizide de falan böyle yani pala kullanıyor böyle sağlam bir pala. Öyle olsun. Tamam Doğan Alp'e verdik. Turgut Alp'e verelim. Onu da Türk atını verelim abi. Yolumuza bakalım. Şimdi görevimiz Abbasileri ayaklandırmaktı değil mi? Abbasilerle Selçuklu arasında bir savaş başlatmaktı. Oğlum gerçi ben onu yapacağım ama biz kimlerle savaş halindeyiz? Bir gidelim mi? Bir kaleye gidelim bir tane kadındır madın birisine soralım. Hani diyelim ki biz kimle savaş halindeyiz? Bu arada burası da güzel bir küçük bir saray. Aytun Ardun ne yapıyorsun hacı? Ne yapıyorsun hacı? Bak. Sevgili Emir Muhammed İlgazi ile bir daha görüşeceğim. Ooo hanımefendi ayıp ediyorsun. Kurtaracağım tamam. Bir Selçuklu lideri nasıl olabilir de kaçırılabilir de bir şey olabilir de şey olabilir yani. Oğlum bir dakika ben kadına ne sorabilirim ya? Kadına kimle savaş halindeyiz diye mi soracağım? Neyse görev almış olduk güzel oldu. Şu Sağan köyünden bir şey alalım. Erzak satın alalım. Şunları al abi işimiz görür. Onun dışında aa bak ışınlanma yapmayacağım diyorum da yapacak bir şey yok. Buralarda kullanırız. Burada bizim şeyler yok mu ya hiç? Bizimki aa bizimkiler kuşatmaya giriyor. Abbasiler boşver oğlum o zaman. Biz kuşatmadan kuşatmaya gidelim. İlk önce kimle savaş halinde olduğumuzu bir öğrenelim. Haşhaşiler. Sadece haşhaşiler lan güzel. Abbasilerle savaş ilan etsek de bir şey olmaz. Tamam kuşatma altına bekleyelim abi. Baltayla mı girsem ya? Yok baltayla girme. Böyle yerlerde çok ok atıyorlar. Kale kuşatmalarında o yüzden kılıcı alacağım. Aa bir dakika bir dakika. Gençler. Bu Abbasi. Aa Abbasi dur. Kışkırtırız falan anlıyor musun hani? Alın gençler. Soymak mı yok canım bir şey. Yok lan al hepsini al. Onur kaybettik ama ya o kötü oldu. Neyse Abbasilerle aramızda sonuçta kötü yapmak lazım o yüzden. Bam 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 girişeceğiz bunları. Oğlum hemen ya hemen geliyorlar. Alplerden hani kimse girmemiş ki savaşa. Dört tane has adamı al. Has adamlar benle gelin. Beni koruyor ne abi ben ölüyorum ya. Heh. Oba ne yapıyorsun kardeşim? Abbasiler de maşallah haçlılara bürünmüş ya. Şu zırhlara baksana. Haydi. Kardeşim. Kusura bakmayın. Sen bizim sınırımızda takılırsan. Hani Abbasi Mabbasi anlamam. Kusura bakma. Sen de gel. Uf 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 uf. Arkadan dehşet zarar. Ya abi işte. Bizim karşımızda kim durabilir ki? Yalnız bunun kafalarındaki cidden haçları bürümüş yani. Abbasiler harbiden yoldan çıkmış durumda. Onları bir yola getirelim ya. Tamam güzel bir ok ama sonrası gelmedi. Sonrası gelmedi. Oğlum ölsene ya. Sen niye ölmüyorsun? Yalnız herifi ok attık hala ayakta kaldı. Bakayım kaç kişi. Bir kişi ölmüş lan bizden süper. O zaman has adamlarım da hücum. Has adamlar beni korudu sağ olsun. Artık hücuma geçiyoruz. Zaten hücumdaydık da. Nerede lan bunlar? Başka kalmadı mı? Şurada var. Değil mi? Aynen. Şu ileride. Çık oğlum çık lan. Bir avuç kaldılar ama. Hala iş yapıyor pezemekler. Oba! İkimiz... Aman aman aman. İki tane kafa yuvarlandı. Gördün mü? İki kafayı birden aldık ha. Efsaneyiz ya. Efsaneyiz. Şuradan birkaç tane daha Oha lan. Develi pezemekler. Hepsi birden çıktı.
Lan heriflere bak, bir anda çoğaldılar, ürediler ya. Değişik bir şekilde ürediler yani. Uf 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 uf. Abbasi'nin kafasını kesmek o kadar eğlenceliydi ki. Yani öneririm. Kesinlikle şey yapın. Bu arada her zaman söylerim gerçi ama yine videonun altında güncellemesi ve cihazların asıl dosyası linklerde var. İndirebilirsiniz. İlk önce versiyon 2 indirin. Sonra o güncelleme olarak koyduğumu isterseniz onu da indirebilirsiniz. Baksana bak nasıl yuvarlayın. Bak bak. Çok eğlenceli lan. Tamamdır. Kervanı yağmaladık. Savaş bitti. Ya 5 tanesini siz alırsınız artık. Tamamdır. Abi işte esir ya. Esir ya. Savaştan sonra şu esirleri almak kadar eğlenceli bir olay yok yani. Sonra da avcı yap. Çok güzel ya. Acemilerin de rütbe kazandı. Mücevherler. Ulan bunları kervanlara satarsak ne para eder biliyorsunuz değil mi? Sağ olsun yorumlara arkadaşlar yazmış. Hani bu altınları falan. Eğer şey satarsan Selçuk Çavuş Miğferi. Oo, bak bak çok güzel ganimetler geldi abi. Kayı sancaklı kargı. Sizin için bunu bir bölümde deneyeceğim. Bu da sözüm olsun. Zengin olduk ya. Kervanı yağmalana kadar efsane bir şey yok ki abi. Kervanı yağmala, ondan sonra yatış. Harbiden yatış yani. Sonra hiçbir şey yapma. Bak bak bak, görüyor musun bak. Yaban domuzu. Domuzu almam abi. Öyle bir prensiplerimiz var. Çok iyi lan. Şunları da gel lan. Gelsene lan şeref, neyse ya. Yetişmeye çalışmayacağım. Kervan gençler, şimdi de siz beni sürekli takip ediyorsunuz da. Yeni bir görevim var. Şuraya gidin. Hah, mancil. Evet. Mancile gidin. Sen de gel yavrum. Yavrum. Sen de şuraya git. Mancil nerede? Buluyorum senin için hemen. Neyse sen gitme. Hah, buldum, tamam. Sen gitme. Tamamdır abi. Kuşatma. Şöyle bir sıkıntı var. Bilgisayardaki o depolama alanı bittiği için hani o videoda orada durmak zorunda kaldı. Hani kuşatmaya girmedim. Kuşatmaya bir sonraki bölümde gireceğim. Oradan devam edeceğiz. Biliyorum hani bu cihat versleri kısa olsun istemiyorsunuz, uzun istiyorsunuz ama bundan sonraki bölümleri daha uzun yapmaya çalışacağım. Sonuçta tatil giriyor ya araya. Hani videolarla daha çok uğraşabileceğim. Hani bundan sonrakiler 20 dakikanın üstünde olur büyük ihtimal. Neyse. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, kusura bakmayın. Kuşatmayı bir sonraki bölümde geçeceğiz. Sonraki bölümde çok güzel olacak. Hoşça kalın şimdi. Videonun sonundakileri de gidene. Hadi.